Jacob Monod gen ifadesi modeli net bir şekilde anlaşılan ilk genetik düzenleme mekanizmasıdır. Ve ilk olarak Fransız biyologlar olan François Jacob ve Jacques Monod tarafından açıklanmıştır. Jacob ve Monod, hücrelerdeki enzim seviyelerinin kontrolünün transkripsiyonun düzenlenmesi yoluyla sağlandığı fikrini ileri sürmüştü. Jacob Monod, Lac operonu adı verilen şey üzerine yaptıkları çalışma sayesinde bir başka bilim insanıyla birlikte 1965 Nobel Tıp Ödülünü paylaştı. Gelin önce biraz bilgilenelim. Operon bir genomik DNA birimidir. Bir genler kümesi barındırır ve bu genler promotör adlı tek bir düzenleme sinyali tarafından kontrol edilir. Bu genler tek bir mRNA ipliğine yazılır ve sonra ya birlikte çevrilirler ya da ayrı ayrı çevrilecek mRNA'lar oluşturacak şekilde trans uç birleştirme geçirirler. Yani bir operonda bulunan genler ya hep birlikte ifade olur ya da hiç olmaz. Buraya rengarenk çizdiğim operon Lac operonu. Lac operonu uyarılabilir bir genler kümesidir. Bu genler, şeker molekülünün içeri alınmasından ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere laktoza parçalanmasından sorumludur. Bir hücre için ideal karbon ve enerji kaynağı olan glikozun yokluğu durumunda, hücrenin yedek enerji kaynağı laktozdur. Lac operonu ismi de zaten buradan geliyor. İsmini uyarıcı molekülünden alıyor. İyi de, uyarıcı molekül ne demek? Lac operonundaki genlerin transkripsiyonunu uyaran şey, laktozun varlığıdır. Birazdan daha ayrıntılı anlatacağım bunu arkadaşlar. Lac operonunda birbiriyle koordinasyon halinde düzenlenen 3 adet gen bulunuyor. Lac-Z geni, beta galaktozitaz adlı bir enzim kodluyor. Beta galaktozitaz. Bu galaktozu glikoz ve galaktoza parçalayan sitoplazmik bir enzim. Bir diğer gen, Lac-Y geni. Bu da laktoz permeaz kodluyor. Laktoz permeaz. Laktoz permeaz, laktozu hücrenin içine taşıyan bir sitoplazmik zar proteini. Üçüncü ve son gense lacA geni. Bu gen, tiogalaktosit transasetilaz enzimini kodluyor. Çok zor bir isim, biliyorum, o yüzden yavaşça tekrar ediyorum. Tiogalaktosit transasetilaz. Laktoz katabolizması için gerekli olan genler sadece Lac-Z ve Lac-Y genleri. Lac-A geni, Lac operonun nasıl çalıştığını anlayabilmemiz açısından bizim için o kadar da önemli değil. Lac operonunda bu 3 yapısal genin yani Lac-Z, Y ve A genlerinin yanı sıra 2 tane de düzenleyici dizi yer alıyor. Bunlardan biri yapısal genlerin transkripsiyonunu teşvik eden promotör, diğeri ise operatör. Lac operonunun bu ucunda 2 düzenleyici dizi daha yer alıyor. Bunlardan biri baskılayıcı protein kodlayan bir gen. Diğeri de söz konusu baskılayıcı proteinin promotörü. Yani buradakiler yapısal genler, buradakilerse düzenleyici genler. Hücrenin glikoza erişimi varken baskılayıcı protein varsayılan olarak ifade olur. Yani normal durumda bu protein üretilir. Ve bu düzenleyici protein Lac operatörüne bağlanır. O da Lac promotörüne bağlanmak isteyen RNA polimerazı engeller ve baskılar. Bu da laktoz metabolizmasını sağlayan bu genlerin transkripsiyonunu baskılar. Fakat hücrenin glikoza erişiminin olmadığı durumda, eğer civarda alternatif bir enerji kaynağı olan laktoz varsa o zaman işler değişir. İlk olarak laktoz ağır ağır pasif bir şekilde hücreye girer. Ve laktozun allolaktoz adlı metaboliti bu baskılayıcı proteine bağlanır. Bu da baskılayıcı proteinin şeklinde bir değişime neden olur. Bunun sonucunda baskılayıcı protein gevşer ve operatöründen kopar. Hatırlayalım, RNA polimeraz genlerin hemen öncesinde yer alan promotöre bağlanıyordu. Baskılayıcı protein gittiğine göre RNA polimeraz artık gelip bu üçgeni yazmaya başlayabilir. Böylece hücrede kodlanan bu proteinlerin miktarı yükselir. Daha fazla laktoz permeaz, hücreye daha fazla laktoz girmesini sağlar. Ve daha fazla beta galaktozitaz, bu laktozu galaktoz ve glikoza parçalar. galaktoz ve glikozda hücrenin temel metabolik ihtiyaçlarında kullanılır. Peki hücrede hem laktoz hem de glikoz varken ne olur? Hücre hangisini tercih eder? Bu durumda glikozun taşınımı Lac operonunun uyarıcı molekülü olan laktozun taşınımını engeller. Buna uyarıcı dışlanması diyoruz. Hücreye glikoz taşınması, laktoz permeaza bağlanarak hücreye daha fazla laktoz taşınmasını engelleyen bir ara proteinin oluşmasına neden olur. Dolayısıyla laktoz miktarı düşer. Bu da baskılayıcı proteinlere bağlanan allolaktozların azalmasına neden olur. Sonuç olarak baskılayıcı protein gelip tekrar operatöre bağlanır ve diğer Lac operonu genlerinin yazılmasını engeller. Şimdi Lac operonu modelinden çıkartacağımız iki ana fikir var. İlki, gen ifadesinin oluşmasına vesile olan şey uyarıcıyla baskılayıcı arasındaki etkileşimdir. İkincisi, hücreler enzim yapmak için sadece gerektiği zaman enerji harcar. Bunun için transkripsiyonları belli bir molekülün varlığı durumunda uyarılan uyarılabilir genler vardır.